Evet, getirdim hanım hanım. Buyurun. Bu ne ya? Sen bana çikolata getir. Çikolata, tamam. Buyurun çikolatanız. Bu değil, mavi olan. Mavi olan tabii. Evet, mavi olan da geldi. Bu değil, koyu mavi olan. Koyu mavi tabii ya. Aha da işte koyu mavi de geldi. Ay ben vazgeçtim ya, sen bana çay getir. Çay olur. Ya da sen bana gazoz getir. Gazoz? Evet. Ay ben vazgeçtim ya, sen bana iyisi kahve getir. Kahve. Ya da ben acaba tost mu alsam, sen bana tost getir. Tost, tost neli olsun, şekerli mi sütlü mü? Ay. Ay salak ya, tamam bırak, hiçbir şey istemiyorum senden, bırak. Ay o kadar saf ki, yaptığım kötülük adına hiçbir şey anlamıyorum senin yüzünden ha. Siz nasıl bilirsiniz, özür dilerim. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben şuralardayım. Hoş geldiniz. Ne olmuş? Ay ne olmuş? Ay, ne demek ne olmuş ya? Hoş geldin Pelin'cim, sınıfa renk kattın falan. Kattın mı abi? Katmadı abi, sınıf gayet renkliydi. Sen ne kadar satıcı bir adammışsın ya. Abi bizde yalan yok, biliyorsun yani. Bilmez miyiz Ozan? Kızı görünce resmen dibin düştü. Dibin mi düştü? Asıl Erdem'in dibi düştü. Ne yapıyorsun? Neyse ki yabancı değil. Nasıl yabancı değil ya? Merhaba arkadaşlar. Ne haber Pelin? Benim okuldan ayrılmam gerekiyor arkadaşlar. Size veda etmeye geldim. Veda etmeye mi? Evet, beğenemedin mi? Kaydımda bir problem çıktı. O yüzden başka bir okula gitmem lazım. Hangisi olduğunu öğrensen de gidersin. Neyse arada gelirsin ama değil mi? Yani niye geleceksin ki canım? Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Pelin. Görüşürüz. Neyse ben artık gideyim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. İyi olmasın ki zaten. Leyla'cığım yani biraz gereksiz yere tepki vermiyor musun? Gerekli ya da gereksiz, bunlar benim tepkilerim. Yıllarca nasıl bir ülkeyi bölmek için iç savaş çıkarttıysam, şimdi de yine aynısını yapacağım. İçlerinden en asi olanı bulup kötü yapacağım. Ayrıca kimseye de hesap vermek zorunda değilim. İşte aradığım asi tavır bu. Kötülük seninle olsun yavrucuğum. Leyla iyi misin sen? Niye garip davranıyorsun? Gayet iyiyim. Ne oldu aşkım? Aşkım mı? Ya senin gibi bursuyla ne işim olur benim? Cebinde 5 kuruş paran yok. Sen git Pelin'le devlet okuluna. Orada devlet okulunda mutlu mesut yaşarsınız. Leyla kendine gelir misin lütfen? Ben kendimdeyim zaten. Bu bursun yanında da daha fazla duramayacağım. Erdem. Abi iyi misin? Erdem. Erdem. Ay, dur. Sen iyi gel ya. Aslıcığım çorba nerede kaldı? Kurt gibi acıktım. Ay hayatım biliyorsun müstesnayı. Uyuşuk onun yüzünden. Müstesna! Ay neredesin canım? Çorbaları bize açlıktan öldükten sonra mı getireceksin? Zaten açlıktan ölmesek de müstesnanın yemeklerinden zehirlenip ölürüz. Müstesna bu ne kıyafet? Sağ olsun aslanım almış Ekrem Bey. Ama hiç yakışmamış değil mi? Ekrem Bey ben gidip hemen kendi giysilerimi alayım mı? Hayır efendim, bunları giyeceksin, üstünden çıkarmayacaksın. Hayatım hizmetçiler hep böyle giyiyor ama. Yoksa çok fena rencide ederim seni, ona göre. Emredersiniz, siz nasıl isterseniz aslan. Neyse canım üzülme, bu da fena değil. Kıvılcım bu yakınlara sirk mi kuruldu? Ne bileyim ben, besleme neden sordun ki? Niye olacak? Baksana etrafta İtalyan maymunları dolaşıyor. Hayır dizi güzel ismiydi. Yalnız rica edeceğim Kıvılcımcığım. Burada sadece 2 tane ezik var. Onlar da yanımda oturuyor. Leyla sen ne dediğini farkında mısın? Çok ayıp. Leyla çok ayıp evladım. Ne diyorsun sen? Hayatım şey yapıyor çocuk. Şakalaşıyor kardeşleriyle. Onun için karışma, ayıp ayıp değil mi öyle? Canım benim canım. Sen hep böyle espriler yap. Ben seni hiç rencide etmem. Ay, bu çorba buz gibi. Git ısıt da getir. Yengemden o kadar para alıyorsun, hala bir sıcak çorba yapıp önümüze koyamıyorsun değil mi? Canım benim canım, ay ağzından bal damlıyor bu çocuk.
seni, kurban alırız seni canım benim. Çık git sen de hadi. Ya Kıvılcım çok kötüsün ya. Ben miyim kötü? Ne oldu? Komik bir şey var herhalde. Selena, Selena. Selena. Yavaş Leyla, Nazlı uyuyor. Uyusun bana ne? Uyandıracaksın. Olabilir. Ya Leyla sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bugün Erdem'e de durduk yere bağırdım, bembeyaz oldu çocuk. İyi oldu. Nasıl özür dileyeceksin peki ondan? Ya özür dileyeceğimi de nereden çıkardın? Ben halimden gayet memnunum. Hem Allah'ın burslusu bana ne verebilir ki? Ya bu dünya acımasız. Sen de uyan artık. Şimdi kolay ama 10 sene sonra ne olacak? Bu cümleleri sen kuruyor olamazsın. Bazen istemediğin cümleler de kurabiliyormuşum demek. Ses tonuna dikkat et Leyla. Etmezsem ne olur? Abla ne oluyor? Bir şey yok Nazlıcığım, sen uyumana devam et. Evet, uyu ki büyü. Sonra bu ablan gibi hayal dünyasında yaşarsın. Ay ver şu yastığını da. Bu benim, seninki oradadır. Nereye gidiyorsun ki Leyla? Kıvılcımın yanına. Orası buradan daha güvenli. Leyla! Leyla abla! İnanmıyorum ya. Ablama ne oldu? Bilmiyorum Nazlıcığım ama iyi bir şey olmadığı kesin. Al sana işte al. Vurma Kıvılcım. Ne olur vurma. Vuracağım işte vuracağım. Bir daha oynayıp yapacak mısın? Sonra yapacak mısın? Söylesene söylesene. Yapmayacağım. Ne olur vurma artık vurma. Vuracağım işte vuracağım. Kuzum. Annesin bir tanesi ne yapıyorsun bakayım sen de? Aslı ezik demiyorum bak. Ah canım iyi yapıyorsun. Bak bak ne getirdim sana, ballı süt kendi ellerimle yaptırttırdım. Biraz şimdi gidebilirsin, hadi beni yalnız bırak. Tamam canım, harçlığını da şöyle koyayım bana bak. Beslemelerin paralarından da kırptım biraz. Hadi. Ne yapıyorsun çocuğum, ödümü patlattın. Ama bana bak odayı yeni ilaçlattırttırdık biz. Yine bu salla dolu başımıza. Ya ben burada gerçek kardeşimle kalmak istiyorum. Ha? Aslı cimciklesene beni. Cimcikle cimcikle. Bir daha söyle. Ya ben o yüzüklerle kalmak istemiyorum. Seninle kalmak istiyorum. Aslı bu ballı süt bana dokundu galiba ya. Yok yok, ballı sütten değil, ben de aynı şeyleri duyuyorum çocuğum. Ya düşündüm ki iyilik yapmak için çok gencim. Yanında balında yer var mı Kıvılcım? Bana bak bana. Bana oyun yapmıyorsun değil mi? Ya oyun oyun yok. Diğerlerinden sıkıldım. Aslı işte şimdi bir kardeşim aldım. Çekil git beni kardeşimle yalnız bırak. Tamam tamam canım tamam. Hadi bakayım. Ay canlarım kızlarım benim. Hadi bay bay. Ben de ballı süt istiyorum. Aa kardeşim bundan hiç al. Ama hepsini bitirme yavaş. Döktük. Döktük. Şaka yapıyorsun. Hayır hayatım. Leyla artık gerçekten bizim grupta. Düşündüm ki kıza iyilik yap yap bir yere kadar. Bak bir numara olmasın. Saçmalama İremsu, ben Dilara mıyım? Ay değilsin çünkü Dilara benim. Artık kötü biri olduğunu nasıl anlayacağız? Test edeceğiz. Hazır mısın hayatım? Ben doğuştan hazırım. Sadece yanlış kişilerin arasında büyüdüm. Kimlerin arasında büyüdün ki? Sus Dilara! Ya kötü olduğumu ispatlamak için kötülük yapmayacağım. Kötülükten zevk aldığım için kötülük yapacağım. İremsucuğum sen hatırlat da bir ara bu cümleyi böyle odamızın kapılarına falan atmış. Ve size bir sürprizim var. Ay bayılırım sürprizlere, ne? Benim özel güçlerim var. Yok daha neler. Ya biliyorum inanmak zor ama. Kesin bize dalga geçiyor. Kesin. Ya izleyin o zaman. Hadi bakalım. Müthiş bir şey. Ay inanmıyorum, bunu gerçekten sen mi yapıyorsun? Asıl bunu izleyin. Ne oluyor ya? Abi ne abi ya? Senin de onca zaman özel güçlerin mi vardı? Aslında diğerlerinin de var. Yani Selin de hayvanlarla konuşabiliyor. Onu görebiliyoruz zaten. Nazlı'nın da hızlı koşma gücü var. Ay düşünsenize kızlar, bu güçler bizde olsa neler neler yapardık. Bunların büyücü olduğunu herkese söyleyeceğim ve onlardan kurtulacağım. Evet.
sabredeceksin. Benim daha güzel planlarım var. Planları mı var? Ben varım. El birliğiyle o izlikleri günlerini göstereceğiz. İzleyeceğiz onları. Git böcek, git böcek. Kötülük sabır gerektirir. Ya Leyla'cığım, o değil de sen hazır elindeymişken şu Selin Ozan'ı da bir ayırsana ne olur. Ey aman, o çok kolay. Benim daha büyük hedeflerim var. Ah, Erdem'in bana vermek gibi mi? Ay, o da olur, merak etme. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Sınıfta görüşürüz. Tamam, tamam, tamam. Git, git, git. Ya bırak kız, yeter artık. Ya. Hadi. Selin, neler oluyor? Neden yaptı bunu? Herkesin içinde özel güçlerini kullanmamız gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor ama neden böyle davrandığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Nasıl? Eserimi beğendin mi Selena? Teması da kötülük. Hades. Hades mi? Korkma. Zaten bu işin altında onun olduğunu tahmin etmeliydim. Kim? Yok bir şey. Arkadaşlar, ben izninizle Selin'i alıyorum. Biraz işimiz var. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Selena. Ben kaçtım. Ne istiyorsun Leyla? Konuşmak. Sence de önce açıklamak zorunda olduğun şeyler yok mu? Ne gibi? Neden gibi? Erdem'i öyle bırakıp gittikten sonra çocuk perişan oldu. Yaman, o durumu düzelteceğim. Erdem çok iyi bir insan. Yani sadece bir anlık kıskançlığım yüzünden oldu. Yaptığım her şey çok yanlıştı. Dalga mı geçiyorsun sen? Ay, bu durumda dalga geçilebilir mi? Her şeyi beraber yaşamadık mı Ozan? Doğrusu da bu. Yani inanmakta zorlansam da böyle düşündüğüne çok sevindim. Aslında benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Neymiş o? Selin hakkında. Ya sinirlerimin gerilmesinin tek sebebi o. Selin'in senin hakkında söyledikleri. Ne söylemiş benim hakkımda? Yani söylemek doğru mu bilmiyorum ama seni önemsemesem söylemezdim. Söylesene artık söyleyeceğin şeyi. Aa! Bunun ne işi var burada ya? Yoksa sihrin etkisi mi geçti be? Ya ben hep yanında olduğum için biliyorum. Selin var ya, sırf Kıvılcım'a kötülük yapmak için seninle birlikte oluyor. Aferin. İftira atanların çok olsun. İnanmıyorum sana. İnanacaksın. Yani her şeyi zaman gösterecek. Ben boşuna mı Kıvılcım'ın yanına geçtim? Selin'le Nazlı sürekli Kıvılcım'la uğraşıyor. Sen ev ortamını bilmediğin için Kıvılcım'ı kötü zannediyorsun. Leyla, daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Gider misin buradan? Benden sana küçük bir uyarı sadece. İnanmıyorum ya. Sen böyle kötü biri değildin. Ne oldu sana? Sensin be kötü biri değil. Belki de. Belki de artık öyleyimdir. Ha, bu arada Erdem'e de selam söyle. Aferin. Bu kız bana bayağı kötülük çip puanı kazandırdı. Kazandığım bu çip puanlarla gidip başkalarına kötülük yapayım. Evet, evet. Ay, demek topunuzu istiyorsunuz. Ya, alın o zaman. Ne yaptın ya? İşte bu. Yeni işbirlikçim. Gerçekten müthiş çalışıyor. Ödülümü Selena'nın yardımcılarından birinin üzerinde kullanmakla gerçekten müthiş bir şey yaptım. Aslında elimde böylesi bir yardımcım varken Selena'nın üstüne biraz daha gidebilirim. Ama nasıl? Nasıl? Tabii ya. Fitnat! Bana bak Leyla. Hemen gidip Fitnat'a Selena hakkındaki bütün gerçekleri söylüyorsun. Haydi. Tabii ya. Neden gidip Fitnat Hoca'ya Selena'nın gerçekte kim olduğunu söylemiyorum? Ortalık bayağı bir karışacak. Ne yaparsan yapayım, Selena denen uzaylı yerlozun bir büyücü olduğunu, uzaylı olduğunu kanıtlayamıyorum, ispatlayamıyorum. Çünkü o bir büyücü, yetenekleri var. Doğal olarak her şeyden sıyırıyor her seferinde. Hiç ümidim kalmadı artık. Gir!
Ne var pis sesik, ne istiyorsun? Bir şey istemeye gelmedim. Ne diye geldin o zaman? Size Selena'nın gerçek yüzünü söylemeye geldim. Selena'nın gerçek yüzünü mü? Evet. Ya anne, tuttu gene inadını ha. Rus taklidi yapamadı diye insan mı kovulur canım? Sen de sabredemedin. Ben konuşur çözerim Aslı Hanım'la. Ne bileyim, ben de istifamı veririm derim. Zor durumda bırakırım. Aman oğlum yok. Hepten ortada kalırız sonra. Hem baksana, bir güle güle demek için yerinden kalkmayan kadından insaf mı bekliyorsun? Ya anacığım, duramadın iki dakika yerinde ha. Ben Ekrem Bey'le konuşur çözerim akşam canım. Ay yok oğlum, boş ver. Adamcağız ne yapsın? Sonuçta karısı. Bir de benim yüzümden iki arada bir derede kalıp da evin huzuru bozulmasın. Sen merak etme. Ben hele bir gideyim teyzene, hemen bakarım bir iş. Allah büyüktür. Bulurum elbet bir iş yavrum. İyi tamam, hadi hadi gidelim. Aslında başka bir gezegenden. Yani bizim gibi dünyalı biri değildi o. Ha, tahmin etmiştim bunu. Tahmin etmek ne kelime. %100 emindim zaten. Anlat bakayım. Dünyadaki görevi de iyilik yapmak. Yani iyilik yaptırmak onun. Aman iyilik yapmakmış. İyilik yapmak istiyorsa Burak Bey'in peşini bıraksın. Neyse. Sen nereden öğrendin bunları bakayım güzel çocuğum? Çünkü Selena bize her şeyi anlatıyor. Hatta diğer kardeşlerimle ben el ele tutunca onu çağırıyoruz. O da sihirli bir şekilde yanımıza geliyor. Değil mi? Çok güzel, çok güzel, biliyordum zaten. Şimdi sen bana yardım edeceksin. Yardım etmezsen sınıf geçmeyi falan unut. Tehdit etmene gerek yok. Ben zaten sana yardım edeceğim. Aferin sana güzel çocuğum. Bir tane benim. Şimdi beni iyi dinle. Aa kızlar, niye geldiniz? Ben sizi almaya gelecektim. Son ders boştu da bizi de erken bıraktılar o yüzden. Tamam olsun, arasaydınız ben gelirdim hemen. Ay sen bizi tıngır mıngır getirene kadar. Zaten yürüyüş olmuş oldu bize de. Zülfikar abi, müstesna teyze mutfakta mı? Benim karnım acıktı. Kurabiye var mı diye soracaktım. Ha, tabii sizin haberiniz yok. Aslı Hanım annemi işten çıkardı kızlar. Ne? Neden peki? Rus hizmetçi almak için galiba. Rus hizmetçi mi? Evet. Yani Rus hizmetçi almasında bir sıkıntı yok. Hani o da ekmek parasını kazanıyor diyecek bir şey yok da... annemi çıkarmasaydı iyi olurdu yani. Çok üzüldüm Zülfikar abi. Peki müstesna teyze nerede kalacak? Yani şimdilik teyzemlerde de sonrasına bakacağız artık. Aman boş ver. Zaten doğru düzgün bir iş yaptığı yoktu değil mi Kıvılcım? Leyla'cığım vallahi laf ağzımdan aldın ha. Hadi biz odamıza gidelim. Selin. Ne oluyor? Leyla sen böyle neşen yerine gelsin diye şaka yapıyorsun. Aslı yengenin taklidini yaptın. Ne istiyorsun yine? Ya, özür dilemeye geldim. Sen kötüsün. Ya biliyorum ama kendime engel olamıyorum. Ya, kızlar lütfen bana yardım edin. Sana ancak sen yardım edebilirsin Leyla. Ya kaç kere savaşmayı denedim ama olmuyor. Selena da bana yardım edecek. Selena mı? Evet Nazlıcığım. Ya seni de çok üzdüm. Leyla. Ona dokunursan ben de kötü biri olurum Leyla. O benim her şeyim Selin. Seni çok özledim Nazlı. Ben de seni çok özledim. Bir daha bizi üzme. Olur. Bu işi bu gece bitireceğiz. Selena bizi bekliyor. Bize niye haber vermedi o zaman? Şüpheleneceğinizi tahmin etmiştim. Ama Selena bana kardeşlerini senin ikna etmen gerek dedi. İyi, çağıralım o zaman şimdi onu. Yok yok. Yani Selena Hades'in yaptığı bir sihri bozmak için yeni bir sihir geliştiriyor. Onu akşam hava kararınca ormana gidince çağıracağız. Ormanda mı? Evet Nazlıcığım. Üstünü sıkı giyin tamam mı? Üşütmeni istemeyiz değil mi? Evet kızlar, beni geri istiyor musunuz? İyi. Madem istemiyorsunuz, o zaman ben de o karanlıkta tek başıma giderim. Tamam tamam, seninle geleceğiz biz de. Ama eğer istemiyorsanız söyleyin. Seni yalnız bırakamayız. Ne zaman iyilik yapsak kötülükleri yenmesini bildik. Şimdi de ortada bir kötülük varsa onunla da başa çıkabiliriz. Teşekkür ederim kızlar. (Gülüyor)
Ya daha ne kadar kaldı Leyla? Neredeyse geldik sayılır. Selena bizi burada mı bekliyor? Evet Nazlı. Leyla abla. Burası da bayağı karanlıkmış gerçekten. Ay korkacak bir şey yok kızlar. Abartmayın. Ben korkuyorum. Ay Nazlıcığım sakin ol, ben yanındayım. Ya daha ne kadar kaldı? Leyla? Leyla abla? Leyla? Leyla abla! Olamaz Nazlıcığım ya. Leyla abla yaptı yine yapacağını. Yine bizi kandırmış. Ama bu son olacak. Korkuyorum. Tamam Nazlıcığım, ben yanındayım, merak etme. Burası çok karanlık. Bu sesi duydun mu? Duydum Nazlıcığım. Sadece bir baykuş. Yani yerini belli etmek için öbür baykuşlara işaret veriyor sadece. Karanlık ormana hoş geldiniz. Nazlı! Nazlı dur, kaybolacaksın, gitme! Uzun bir gece olacak. Keyfini çıkarın. Nazlıcığım seni bırakmayacağım. Ne tarafa doğru gideceğiz? Bilmiyorum. Bu yoldan devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Dikkatli gidin. Son zamanlarda doğanın dengesi bayağı bir bozuldu. Vinçler bütün ormana saldırıyor. Ne dedi, ne dedi? Şu tarafa doğru gidebilirmişiz. Abla, yaratığı gördün mü? Evet gördüm. Çok korkunçtu. Gerçekten çok korkunçtu. Ya sanırım Hades'ti o. Neyse sen şimdi bunları düşünme. Nasıl düşünmeyeyim? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Neyse boş ver Nazlıcığım. Hadi gidelim buradan. Yalnız başımızda bırakıp gitti, kendisi orada mışıl mışıl uyuyor. Bunu bize neden yaptı? Biz ona ne yaptık? Ya biz ona hiçbir şey yapmadık Nazlıcığım. Zaten aslında bunu bize yapan da Leyla ablan değil. Ya kim o zaman? Beni neden kandırıyorsun? O canavarlar da mı yalandı? Gözlerimle gördüm. Nazlıcığım biliyorum ama lütfen o canavarlarını da unutmaya çalış artık. Leyla ablan da sadece kötü bir sihrin etkisi altında. İnanmıyorum. Ama inanmak zorundasın. Ya şimdi yukarı çıkıp okul için hazırlanmamız lazım. Yoksa geç kalacağız. Ama ben hiç uyumadım. Ben de hiç uyumadım Nazlıcığım ama Aslı yengeye neden uyumadığımızı anlatamayız herhalde, değil mi? Uf ya, ben hem uykusuzum hem de üşüdüm. Ben de. Okuldan dönünce uyuruz artık. İşte bu. Sonunda Selena'nın nasıl bir yaratık olduğunu bütün dünyaya göstereceğim, ispat edeceğim. Ve Burak Bey sonsuza kadar benim olacak. Ve bunun için teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanmalıyım. Hiçbir şeyim eksik olmamalı. Kameram, aparatlarım, kasetim, kablolarım, işte her şey tamam. Gel. Ah sen miydin güzel çocuğum? Gel evladım, ben de son hazırlıklarımı yapıyordum.
Nerede çağırmamı istersin Selena'yı? Selena'yı nerede? Tiyatro salonunda. Tiyatro salonunda çağırabilir misin? Evet evet, orada çağır. Tamam. O zaman ben gidip şu salak kardeşlerimi bulayım. Ay Ella benim canım. Ay baldan bir ağzım ben. Yerim seni ben. Yaktım seni Selena. Bittin. Sonunda senin nasıl bir ucubik yaratık olduğunu bütün dünya ispat edeceğim.